Herkese merhaba, ben Usta Trader. Bugün Kripto Kulübü olarak piyasanın analizinizi ben yapacağım. İlk önce analizi total grafiğinden başlamak istiyorum. Ben total grafiğini çok fazla kullanıyorum. Genel piyasa analizi anlamında bana çok fazla bir yön bilgisi veriyor. 2 yıldır da çok fazla işime yaradı. O yüzden total grafiğiyle başlamak istiyorum. Total grafiğine haftalık baktığımızda logaritmik grafikte bir düşen trendinin olduğunu bariz bir şekilde görebiliyoruz. Bu düşen trendin 2 gün önce Twitter'da da paylaştığım üzere kırılıma uğradığını görebiliyoruz. Bu kırılım sonrası ufak bir retest yapmış ama total grafiğini böyle bir şey anlamında görmemek lazım. Bir altcoin ve Bitcoin gibi bir anlık hareketler yaptığını düşünmemek lazım. Daha çok böyle genel piyasa anlamında çok güzel bir öngörü katıyor insana diye düşünüyorum. Ben total grafiğini bu şekilde kullanıyorum. Bir işte bu düşen trend sonrası bir önünde çok ciddi bir Fibonacci engeli var. Şu seviyeyi görebilirsiniz. Şöyle bir ufak bir direnç bölgesi çizelim. Gri şey bölgede çizdiğim yer totalin önündeki en büyük engel. Yani kısaca bence altcoin rallisinin önündeki en büyük engel bu gri bölge. Çünkü düşen trendi kırdı diye bir anda burayı da kırabileceğini düşünmek mantıksız olur. Piyasanın biraz daha olgunlaşması lazım. Bitcoin'in daha önemli seviyeleri geçip piyasaya bir güven vermesi lazım. Çünkü herkesin dilinde şöyle bir şey var. Abi Bitcoin düşüyor, altcoin'leri eziyor diyorsunuz. Ya bunun en büyük sebebi insanların elindeki altcoin'leri satıp Bitcoin rallisine katılmak istemelerinden açıkçası. Hani benim elimde altcoin var, örnek veriyorum Ethereum, Sol var, Avax var. Bunlar yerinde sayıyor. Hani Bitcoin'e göre sadece örnek vermek açısından. İnsanlar elindeki altcoin'i satıp Bitcoin'e geçiyor. Bu da ne demek oluyor? Hani altcoin'lerin hassas olduğu bir dönemdeyiz diyebilirim kısacası. O yüzden total grafiğine çok önem veriyorum ben. Bu bölgenin geçilmesi kolay olmayacak. O yüzden biraz trade ederken kısa vadeli hareketlerde kar ala ala stopları koymakta özen göstere göstere ilerlemekte fayda var. Ama ben hani kripto piyasasının artık güzel bir daha önceki videolarda da söylemiştim. Çok güzel bir yükselen trende girdiğini düşünüyorum. Artık 1,26 trilyon seviyesinin aşılıp yükselen trende başladığını düşünüyorum ki birçok herkes daha doğrusu bu yönde bakıyor piyasaya. O yüzden piyasadaki olumlu havanın sebebi bu açıkçası total grafiğine bakarsak. Şimdi Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de de haftalıkta baktığımızda benzer bir düşen trendi görebiliyoruz. Ama bu trendden bu hafta yani 3 gün öncesi itibariyle red yedik. İlk önce uzaktan bakalım, sonra devam ederiz. Bu trendin asıl Bitcoin'in birazcık durultabileceğine inanıyorum ben. Çünkü haftalık grafik bakıyoruz sonuçta. Mumların oluşumu bir sürüyor ister istemez. O yüzden bu trendin de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Birazcık daha yakından bakacak olursak Bitcoin'e. Şöyle ufak bir minör zaman aralığında 1 saatlik de düşen trendimiz var. Düşen trend kırılımıyla beraber tekrardan hemen üst seviyelere gidebileceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi hani Bitcoin rally yaparken altları da ezeceğini unutmayın. Ufacık hareketlerde altcoin'lerin nasıl bayıldığını şahit oluyoruz şu son bir haftadır. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bitcoin de çok buluşturuyor. O yüzden bir de altcoin'lerin babası Ethereum'a bakalım. Ya Ethereum bence koşusunu yapmadı hala. Yani Bitcoin değerlendiği kadar Ethereum'un değerlendiğini düşünmüyorum ben. Ethereum'da çok ciddi bir seviye var. O da 22
Pardon, 22'den çıktı. 2300 dolar seviyesi. Bu seviyenin zaten 0.5 Fibonacci seviyesinin üstündeyiz artık. Bu olumlu bir duruş. Burayı test ettik zaten, güldük de. Buranın üstünde durmamız olumlu ama şuradaki 2300 dolar seviyesi ciddi bir direnç. Buraya geçmediğimiz takdirde Ethereum baskılanmaya devam edecek. Zaten Ethereum Bitcoin paritesi de ciddi bir dirençte. Onu da hesaba katarak ilerlemekte fayda var. Dediğim gibi Ethereum'da 2300 dolar seviyesi çok önemli. Buranın geçişiyle beraber zaten Ethereum iyice bullishleşecek. O yüzden bu seviyelere dikkat edelim. Şimdi geçen hafta paylaştığım HOT var. HOT'tan ciddi bir PPV ve HOT'tan ciddi bir kazanç sağlamıştık. Şu an çok popülerler. Bunlara göz atalım biraz. Şunu kaldırayım. Şimdi Pepe'nin düşen trend kırımı ile birlikte çok bullish bir hale geldiğini görebiliyoruz. %50'ye yakın bir kar marjı sağladı Pepe. Şu seviye, Pepe'nin şu seviyesi çok güzel bir alım noktası bence. 141 0 bilmem kaç, 141 seviyesi çok ciddi bir bölge. Bu bölgeye alım için uygun. Tabii şöyle çizeyim. Bu bölge bence şimdi geç kalanlar için diyorum. Burası korunduğu sürece ben Pepe'nin diğer direnç seviyelerini deneyeceğini düşünüyorum. Pepe çok bullish duruyor. O yüzden de zaten sepetimde tutmaya devam ediyorum. Margin pozumu kapattım bu arada. HOT'a bakalım. HOT da bu haftanın yıldızlarından çok ciddi bir kar marjı sağladı. HOT'a ben şimdi şu kısa vadeli düşen trendi artık zaten şey yaptık, nasıl desem, değerlendirdik, onu geçiyorum. Şimdilik HOT'un önünde ben bu HOT analizini aslında şeylere ithaf ediyorum. HOT'ta içeride kalmışlara, HOT'tan büyük kazanç bekleyenlere aslında. HOT'un önünde çok büyük bir engel var. O da 2383 seviyesi. Buradan zaten direkt çat diye bir satış yedik. Çünkü bu seviyede ciddi bir satıcı yoğunluğu var. Gördüğünüz üzere defalarca burası destek direnç olarak çalışmış. Defalarca geçtiğimiz haftalarda zaten 1450 seviyesinin kırılımıyla da bir dip yaptık. Ardından tekrar bir yükselişe geçtiğimiz görülüyor. Dediğim gibi bu seviye 2370 seviyesi, 2380 seviyesi çok önemli. Nasıl satış yediğini görebiliyorsunuz. Şu seviyelerde olduğumuz sürece, şu 1850 seviyelerinde olduğumuz sürece HOT'un yönü yukarı. Ama dediğim gibi haftalıkta, günlükte de çok önemli bir direnç seviyesi var HOT'ta. 2380 seviyesi geçilmediği sürece HOT'un tekrardan bir koşu yapacak olma ihtimali çok düşük. Oraya geçildikten sonra tekrardan HOT'u ele alırız diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Genel bir altcoin ve Bitcoin hakkında konuşacak olursak, ya Bitcoin zaten ben hep şey derim Bitcoin'e. Bitcoin yükselişleri hep bir anda öngörülmez bir şekilde yapar. Düşüşleri göz göre göre yapar derim. Aynen de öyle oluyor. Ama çok bullish. Yani ben shortlamaya elim çok fazla gitmiyor açıkçası. Şu grafiği de görüyorsunuz. O yüzden şu dönemde yapılabilecek en mantıklı şey düşüşleri, tırnak içerisinde söylüyorum, düşüşleri alım fırsatı olarak görebilirsiniz. Portföyünüze eklemeler yapabilirsiniz. Maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Yani geçen günkü düşüş, şu düşüşte şuradaki ufacık %1,5'luk düşüşte altcoin'lerin nasıl bayıldığını, nasıl satışlar yediğini gördünüz. Çünkü insanlar Bitcoin alımı yapıyor sürekli. Geçen boğada da olduğu üzere Bitcoin koşusunu yaparken eze eze. Çünkü dediğim gibi altcoin'lerden çıkan para direkt Bitcoin'e giriyor. Güvenli liman olarak görüldüğü için.
O yüzden düşüşleri alım fırsatı olarak görebileceğimiz döneme girdiğimizi düşünüyorum. İnşallah da halving geri alınmasından sonra veya o civarlarda güzel bir altcoin rallisi, portföyümüzdeki coinlerin ciddi yükselişler gösterdiği döneme gireceğiz inşallah. Yani benim düşüncelerim bu şekilde. Düşüşleri panik yapmadan alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Şimdilik analizim bu kadar. Dediğim seviyeleri takip etmenizde fayda var. Çünkü bariz seviyeler önemli, haftalık direnç seviyeleri. Dediğim gibi bu seviyeler geçildiği vakit geniş zaman aralığındaki seviyeler olduğu için önemli yükselişlere de veya düşüşlere de ön ayak olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.